Nasreddin torunlarıyız. Has bahçesinin gülleriyiz. Memleketimdeyim. Memleketimde. Ya böyle olmaz ya. Yani tamam biz Hoca Nasreddin torunlarıyız. Da hocam mekan cennet. Allah rahmet eylesin. Eşeğe ters biniyor diye kameraya ters binecek halimiz yok. Efendim aslımın olduğu yerdeyiz. Memleketimdeyim. Biz Hoca Nasreddin torunlarıyız. Yolumuz Konya'da, Konya'ya bağlı Çumra, Çumra'ya bağlı Fethiye köyüne düştü. Düştü de traktör ne, arkasındaki bayrak ne? Hayırdır? Var bir kalabalık ama nerede hareket orada bereket, vardır bir hayır. Kullanmayı mı bilmiyor bu çocuk? Ne oldu? Kardeş! Hop! Yok. Kardeş beni mi takip ediyorsun? Ne yapıyorsunuz burada? Abi bu bizim köyün adetlerinden biri. 9 parçadan oluşuyor. Bu bayrak. Bu bayrak. Bu siz niye sallıyorsun? Derdiniz ne? Misafirleri karşılamak için. Düğün evine götürmek için. Düğün mü var? Evet. Hadi be. Evet abi. Ya haberiniz abi. Yok mu? Yok. Aha, niye? Ahan da misafir. Düğün ne? Hoş geldin abi. Hoş tamam, bulduk abi. Tamam, çekil. Ben direkt düğüne mi? Gel sığarız. Tamam. Direkt düğüne mi gidiyor bu? Düğüne gidiyor. Canım sonra düğün evine çek. Düğün misafirler evine. Böyle mi karşılanıyor? Evet abi. Bayraklarla. Bayraklarla. Vay be. Adı ne bu bayrağın? Bayrak Tokuz. Tokuz deniyor. Tokuz. Evet. Kız bu ne? Efendim? Bu ne? Buyur. Gelinlik. Bu ne? Çiçek. Kime? Sana. Niye? Çiçek. Sebep? Pabuç kadar da sakız ağzında. Adın ne senin? İrem. İrem Hanım, bize çiçek mi sen hazırladın? Eyvah, ilk defa bir köy düğününe girişte çiçek alıyoruz. Bunu Eyüp abine verebilir miyiz? Teşekkür ederiz İrem Hanım. Siz de öperseniz. Buyurun beni iki gözüm. Gel. Sakızı ne yapacağız öyle? Bura bulaşıkhane galiba. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Nasılsınız? Biz sizden daha iyiyiz. Alt tarafı bir mikrofon Allah takıyor. Allah iyilik versin. Sizin elde bulaşıklar. Evet. Neniz oluyor efendim sizin? Dayımın torunu. Böyle yardım edilir mi her gün? Edilir. İyi de el alem evlenecek, onlar mutlu olacak diye eziyeti siz çekiyorsunuz. Yok, ne eziyet olsun da. Keyif mi alıyorsunuz bunlar? Keyifleniyoruz. Bilmem, hanımlar pek sevmez bulaşığı da. Vallahi biz seviyoruz. Seviyorsun. Seni hiç İstanbul'a götürsek. Seviyoruz. Bize götürsek seni. Biz burada memnunuz. Ya tamam da bir böyle geçici 6-7 aylığına. Oğlan ufak da bir aylık büyüyene gidelim. Kadar. Gidelim. Bir el at be annem be bize. Gidelim. Yediririz, içiririz, gezdiririz seni. Oldu, gezmeyi çok severiz. Makbule Hanım kim? Aman efendim. Namınızı buraya gelmeden duyduk. Aa, estağfurullah. Öyle namınızı duyduk. Derler ki Makbule Hanım bir bulaşık yıkar. Bir bulaşık yıkar. Dağları yıkar derler. Yıkarız. Tam otomatik bulaşık makinesiymişsiniz. Tam. Saatte kaç tabak yıkıyorsunuz? Bilmiyorum, saymadım. Şöyle 1000 tabak saatte. Olur. Makineden iyisiniz galiba. Makineden iyiyiz. Nereden geliyor bu meziyet? Kendi kendinden geliyor, üretiyor kendi. Seviyor, dedelerden kalma. Bulaşık yıkama. Dede bulaşık mı yıkarmış ha? Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Saldırgan, boydan boyga.
Siz nişanda yok ediniz. Hoş geldiniz toyunuzga. Aytayım mı? Ya, ay gülüm, gülüm, kayda kaldın sevgülüm, kaplet kaldım men aytmağa, kanatım yok uçmağa. Biz abi nereye geldik? Özbekistan'a mı geldik? Ne yaptık biz? Konya değil mi burası? Hemen geldim. Konya değil miydi abicim burası? Konya, Çumra, Fethiye köyü değil mi burası? Burası Konya değil mi? Konya, Çumra kazası. Biz Tatarlarız Azar canım, Özbeğe yakınız. Ha Tatar mısın? Tabii, Tatar köyü mü burası? Tatar köyü burası, Tatar köyü. Hoş bulduk toyunuza. Tabii, hoş geldiniz. Biz de sizler sizler bizim toylarımıza şeref verdiniz. Estağfurullah, biz sizin toyunuzdan şeref alırız. Tabii. İsminizi bağışlar mısınız? Tabii, herkesin düğünlerinde, toylarında göremiz sizi. Biz de meraklanaydık, şükür gösterdi Allah bizni sizlerge. Biz de Allah çok şükür getirdi, bıraklara girdim, vurdum, yürüdüm. Olmadı mı? Yapamadık mı? İşte oldu, olur o kadar. Gençler bu dili biliyor mu sizin dili? Aha, bizim dili biliyor. Bu manilerimiz, bilenlerimiz çok ya, biz pek bilemiyorum ben. Siz bilemiyorsunuz. Ben bilemiyorum, bilenler çok güzel söylüyor. Biz toygar mı oluyoruz şimdi? Ben toygar mı oluyorum? Toy dediğimiz bizim düğün demek. Toygar ne demek? Toygarını bilemem. Düğün adamı demek değil mi? Onu bilemedim. Biz herhalde... Toygar. Tabii Tatarca şey oluruz değil mi? Toygar. Nasılsın Toygar? Belki de he? Öyle diye Tatarlar da vardır. Sen nasılsın? Toymak. Tanıştırtayım. Toygar, Toymak. O da tanıştı. Bu da Toytu. Sizin isminiz tamam, efendim? Benim Asiye Temiz. Asiye. Evet. Adınıza türküler yazılmış ama buralarda diye, Karadeniz'de. Ya aklıma kelime yetişti, atacak şeylerim diye. Öyle aytayım iken. Zegerli tamaşacılar. Nece? Sen dede bar sütmağı, men dede bar sütmağı. Sütmağılar süzülsün, menden daha men üzülsün. Mağılarını kiygesin. Mağı? Yok, mağı görmedik. Köy temiz. Ay gülüm, gülüm, kayda kaldın sevgülüm. Kaplet kaldım, men aytmağa, kanatım yok uçmağa. Sadece sevgülümü anladım, değil mi? Diğerlerini pek anlamadım. Sen dede var toz pembe, men dede var toz pembe, toz pembeler süzülsün, menden daha men üzülsün. Kim üzülsün? Sen. Ben üzüleyim. Ağzından yer alsın ayol. Yok öyle demek, bizim dilden iyi o. İyi demek bizim i̇yi dilimizden o. Nasılsınız, tamam. Var mı sizin dilde? Tabii. Nasıl deniyor? Kadis'in arusun mu? Kadis'in arusun mu? Arusun mu sen? Arumasın, arumasın. Arubol. Arusun. Arubol. Arumende. Men de arumen, siz de arusunuz mu de? Men de arumur, siz de aru musunuz? Benim menisküs aru, senin menisküs aru mu? Trabzon maçına yetişir gündüm gündüm gündüm. Gündüm ne, kutat kubilik. He? Merhabalar. Nasılsınız? Hoş gördük. Şeref bulduk, şeref gördük. Annem nasılsın? İyiyim, şükür kızım. Sen nasılsın? Sen iyisin. İyi Allah'a şükür. Ben de iyiyim, şükür kızım. Ben iyiyiz ama ne bileyim nasıl olduk? Hastalandık mı? Kocardık mı? Biraz kocamıştık var. Şimdi, var mı? Tabii. Ne yalan söyleyeyim. Acık var. Şimdi. Ama pek çok. Ha yani genç kız diyeceğim olmaz yani. Yalan olacak. Yok. Biraz kocamışlık var. 76-77 yaşındayız yavrum. 77'ye bizim oralarda koca karı derler. İşte koca karı denizsiz. Koca karı derler. Ya genç kız diyecek halimiz yok tabii, şimdi. Tabii. Bu kadar tabii. Ümmetin önünde yalan tabii, söyleyecek tabii, halimiz yok. Kim evleniyor anne? Evlenen kim? Torunum evleniyor. Levent. Maşallah. Sen damadın, babaannesi mi oluyorsun? Damadım, babaannesiyim ben. Muammerim, bir tek muammerim var. Başka da oğlum, çocuğum, kızım, kızım yok. Bir tek oğlum. Severim. Sen dua mı okudun annem? Dua okuyorum canım. Öyle mi? Yaptın da. Bir hayır dua et de bir yap. Sana nazar değmesin diye okudum kızım. Ay anne. Herkesin dilindesin maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'ım iyi bu eğitimden devamlı bir aradayız. Bir arada olduk. İşte. Bu sizin hizmetik. Düğünlerin adetleri nedir? Neler yapılır? Ne olur? Ay kızım şimdi adet mi kaldırdılar? Herkes naylon oldu. Eskiden neydi o adet? Ya nasıl söyleyeyim? Şimdi kaldı mı hiç? Herkes naylon oldu gitti.
Naylon düğünler mi oldu şimdi? Kimse kimseye bakmıyor, görmüyor, tanımıyor. Büyük, küçük, bitti hepsi. Eskiden bizim düğünlerde şöyle köşeye yatardılar, diye ağlardılar. Ağlardık böyle karaçalık başımızda, böyle donantıları. Her kızlar önünde yatardı, ağlardık, onun için olurduk. Ağlayıp bittikten sonra. Bu nasıl düğün? Herkes ağlıyor, öyle düğün olur mu? Olur, herkes öyleydi eskiden, öyle ağlardık. Ağlıyorsun. Sebep? Sebep işte gelin anasına, evine, babasına evine gidiyor ya kız, elin evine gidiyor. Tabii nasıl ağlamayacak o? Anne geçmiş olsun. Hayırdır? Hayırdır? Ne oldu? Geçmiş olsun. Sağ ol. Düğünde yemek yaparken ayağım kaynar su döküldü tencerede, ateşte. Şöyle, şöyle bir oturayım yanınıza. İsmin ne senin annen? Fadime. Fadime anne. Annem sen bu düğünü yanlış anlamışsın. Ne yanlış anlamışsın? Kusura anladım. Bakma. Burası sana, benim amcamın evi. Burası senin amcanın evi de sen görevi yanlış anlamışsın. Niye? Sana köyün surlarının üstündeki Bizanslıları fethet demediler sana. Yemek yap dediler. Yemek sen çıkmışsın kızgın, yağ kazanları dökülmüş. Kazayla oldu. Düğünde yemek yapma sevdasına. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. İlk defa bir düğün gazisi görüyorum. Göçeledi dünyadan eshaplarım size olsun elveda. Bize gel oldu ol yüce Mevla'dan, ümmetlerim size olsun elveda. Gelin mi geldi? Hayırdır? Oğlan taraftan geliyor. Kim geldi annem? Oğlan taraftan. Oğlan tarafı. Orap. Efendim hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ne yemiyor bunlar? Kapıyı niye kilitlediniz? İnsenize aşağı. Niye geldiniz? Ne? Camı bir açın bari. Açınız kapını. Açınız kapısını. Ne? Kapıyı açın diyor. Açınız kapıyı. He? Kahve. Kahve mi? Evet. Hanım burası kahve değil kız evi ya. Kahve olsun bilmiyorsun. Ne kahvesi? Bizim kahve. Nesi oluyorsunuz siz damadın? Ben kardeşiyim. Ablası. Damadın? Ablası, ablası. Oluyorum. Ablası. İnsenize buyurun. Yok bilmiyorum. Ablası. Olsun atalım. Ne istiyor bunlar anne? Çember istiyorlar. Kahve istiyorlar. Kahve içecekler. Gitsinler kahve evlerinde içsinler. Yok yok burada adet. Ne adeti? Burada kahve içecekler, öyle gidecekler. Erkek tarafı gelecek kız evinin önüne. Hı-hı. Kahve içmeden arabadan inmiyor. İnmiyor. Allah Allah. Sosyete, sosyete, sosyete. Bu ne? Dur! Bu ne? Salça. Dur. Salça. Ne yapacaksın salçayı? Yüzlerini süsleyeceğim. Niye? İşte gelenek onlar kahve istiyorlar. Biz de onlar böyle boyuyoruz. Salçayla yüzünü boyuyor. Salçayla boyuyor. Boya anam valla az bile. Oh yarasın. Filikine filikine suyuna da bandım. Ve devamı sandım. Para ödüm aldım. Hop! Çok tamam. Güzel oldum be annem be. Vallahi çok güzel oldum. Ne zaman? Şimdi seni biz fırına atacağız. Salçalı teyze yapıyoruz yemek. Tuzunu biberini ayarlayacağız. Oldu. Herhalde bir yarım saate kadar hazır olur. Olur inşallah. Filikine filikine suyuna da bandım. Ve devamı sandım. Para ödüm aldım. Hop! Bu ne elinizdeki? Sürmesi karşı. Kazan karası. Kazan karası mı? Kazan karası. Niye sürüyorsunuz? Çıkmasın diye. Oğlan tarafın çıkmasın diye. Afiyet şeker olsun. Kahve içmesi iyi de. Bu yüz makyajı biraz ne bileyim ben. Hele. Kahvede bir şey yok değil mi? Ay 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 maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Süslüyor musunuz? Evet, diyelim.
askere gitmiyor olan taraf sıkı biraz. Efendim? Olan taraf sıkı, beldere gitmiyor, biz süslüyoruz. Öyle mi? Öyle. Makyajını siz yapacaksınız. Makyajımızı yapacağız, olan tarafı. Gitseymiş berberde yapsalarmış. Yapmıyorlar. Süsleyin bakalım. Anca gelin yapıyorlar. Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Berber, hoş onun hoş kaş bulduk. Maşallah hoş var zaten. Geldin. Bir güzelleştirelim seni. Bıyık yakışır bana herhalde. Yakıştı. Yok o erkek var. Bana diyorum bıyık yakışır herhalde. Yakıştı. Buyurun. Çok güzel oldu. Beğendin mi? Beğendim. Oğlum gibisin. Çok mu beğendin? Oğlum var amca. Ay anne. Ay anne. Sağ ol. Anneciğim. Sağ ol. Sağ ol. Sen de süslendin şimdi ben biraz. Ben de süslendim olsun. Hoşlar. Avlusun getirin. Ziyade olsun. Ziyade. Ziyade olsun sağ olun. Güzel şekerli olmuş. İlk tuzlu olmamış ya. Ne? Avlusun getirin. Avluyu getirin hadi. Tamam mıdır? Tamam şimdi arabanın bakımı. Arabanın bakımı. Bakımı senden tamam, tamam abi. Bakım benden. İniyoruz. İnin buyurun. Tamam. Tamam be bir. Ne buyurun efendim? Oynayacaklar. Oğlan tarafı gelecek oynayacaklar mecburen. Şimdi mi? Şimdi. Adettir. Almayız biz de içeriye. Biz de kız yengesi. Biz oynamazsa içeriye almayız. Belli bir yengelik. Eller böyle. Bir maşa durumları var. Eli maşalı yenge durumu var. Canım biz de oynamanızı istiyoruz sizin. Çalgı çalgı. Çalgı. Arabanın bakımından vazgeçelim içeriye geçelim. Tamam. Teyzelerimiz buraya gelmeden önce hakikaten yüzlerinde bakım yoktu, makyajsızlardı. Ya vakit yoktu ya da kuaföre gitmeyi kendilerine zamanı bulamadılar. Çok güzel olmuş. Tabii olduk olduk. Salçalı teyzem ya. Olduk. Kız! Karakaşlandın! Karakaşlı! Makyaj yapamadık. Geldiler burada yaptılar işte. Değil. Böyle oynatırız onları. Oynatacaksın tabii anne. Oynatırız. Oynatacaksın tabii. Bugün elimiz geldi. O kadar süs. Allah. Ah benim kara talim, kem talim. İyi de ben kız oğlan tarafı değilim ki ben. Ben kız tarafıyım. Ben niye oynuyorum? Hazır. Buyurun kınaya. Yüksek yüksek tepelere eğip vurmasın. Durun, 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 ne oluyor, ne oluyor? Kınayı yakıyoruz, kına yapıyoruz. Yakamazsınız, ne demek kınayı yakıyor, öyle bir şey yok. İlk defa böyle görüyorum ben bir şey. Nasıl yani, kız sen, adın neydi? Kaynana gelmez bizde adet. Nasıl? Kına yakılırken gelmez bizde adet. Kızın kaynanası yok mu burada? Yok. Var mı yok mu, o taraf var diyor. O tarafta var da, kızın annesi var da kaynana yok burada. Niye yok? Kızın altınını kim verecek? Şimdi şurayı efendi, buyur. Hani o tarafta da büyük düğün olduğu için...
Hani kayınvalide orada karşılıyor misafirleri. Hayır, bu kız elleri açık böyle bekliyor, hazır kına yazdı. Ama biz oğlan tarafındanız. Birimiz oğlan tarafından, birimiz kız tarafından. Ama yani gelinin eline altın veri sıkıştırılmaz yok, mı? Yok, yok, burada adet değil. Bilezik takılmaz mı? Kınadan önce gelin elini açmıyor demez mi? Demez. Olsun, ilk defa desin. Getirin bileziği, olmaz öyle. Ne demek ya? Oğlan tarafına gidilsin. Çeyrek isteyelim. Çeyrek için şuradan adımımı Abdullah atma. Abdullah abi, bilezik atma. Mi isteyelim? Bilezik isteyelim, set isteyelim. Bize ne? Eskişehir yeni adet. Ne demek adetimiz diyor. Kızın ne kadar takısı olursa o kadar iyi görünüyor. Ama önceden taktık. Sen tabii erkek tarafısın, illa savunacaksın tabii. Savunmak zorundayım ama önceden takıldı. Kıza soralım, ismin neydi? Mediha. Mediha Hanım, altın istiyor musunuz kınadan önce? Sana sorsan istemem, yan cebime koy da. Hadi uğraştırmayalım bari. Buyurunuz. Bir mektup yazdım da garip anneme, garip yavrum diye ağlam annem. Hasretim bitse de varsam yanına, kader böyleymiş ağlam annem. Hayırlı uğurlu olsun. Genelde kınada ağlar gelinler ama sen hem ağlarım hem giderim. Efendim? Senin ismin ne anne? Fahriye. Adını zor söyledin annem de. Çok mu yoruldun? Mecalin mi kalmadı? Yoruldum. Geçen hafta yaptım bir düğün, bu haftada. Ne düğünü? Oğlan evlendirdim. Bir hafta içerisinde? He, bir hafta. Gelin aldın, kız verdin? Kız verdim. Anne valla sen çok dayanıklıymışsın Allah'a. Hay maşallah. Burada mı gelin? Burada. İsmi ne gelinin? Emine. Emine Hanım. Emine Hanım. Emine Hanım'ın annesi de orada mı acaba? Buyursunlar. Oh. Böyle dünürüm olsun. Affedersin. 10 milyar borcum olsun. Buyurunuz. Ter içinde harap ve bitap bitmiş bir anne. Yanında bir haftalık gelin, öbür yanında da bir hafta önce kızını vermiş bir anne. Esasında dünürünüzü en iyi siz anlarsınız şimdi değil mi? Kızını veriyor. Siz de geçen hafta verdiniz. Ağladınız mı? Çok ağladım. Vallahi. Niye? Ben seni devamlı seyrediyorum. Televizyonda beni çok görünce ağrım. Mi ağlıyorsun? Bazı gülüyor, bazı ağlıyor. Abi biz mizah yaptığımızı zannetmiyor muyuz? Bir dram mı var ortada? Yok, ağladın, ağladıklarından da ağlıyoruz. Yalnız geçen ben iki saat hiç durdurmadık şimdi. Ne kardeşlerim, ne bacım, ne akrabam, ne komşularım. İki saat sonra kendime geldim. Çok ağladım. İki saat ağladınız. İki saat. Sizin eviniz nerede anne? Sumra'da, Gazacım. Gelini kim seçti? Oğlan mı seçti? Siz mi dediniz? Ben olmuşum. Seçtim ben. Ha, sen ondan rahatsın. Rahatım. Oğlanın fikrini sordunuz mu? Sordum. Ne dedi? Tamam dedi, kendiniz bilirsiniz dedi oğlan. Görmüş mü kızı daha önce? Yok, görmedim. Hiç görmedi mi sizi? Görmedi. Hiç? Hiç. Hala görüşmediniz mi? Bir haftalık kocan mı? Bizi gördük. Bir ara git gör adamı ya. Göreceğiz diliyle yani. Ama görüşün ne? Bu ne ya? Böyle evlilik mi olur ya? Anasının dizinin dibinde bir hafta geçmiş. Yok canım, görüşüyoruz. Çağır gelsin hani. Tanıştıralım. Ey gül dalı, gül dalı, oldum sana sevdalı. Yüzümüz güldüğüne göre damadı bir beğeniyoruz. Hem annenizin yanında bu ne biçim soru? Sen kulağıma söyleyebilirsin. Siz tanışır mıydınız daha önce bu görücülük usulü olmadan önce? Bilir miydin yani çocuğu? Çocuğu görüyordum uzaktan. Uzaktan? Uzaktan. O da sizi görüyordu. O beni görmedi. Hiç mi görmemiş? Hı-hı. Dikkatini çekmemiş misiniz? Yani köyde fazla durmuyordu. Ha, onun için. Hı-hı. Yoksa kör diyeceğiz yani arkadaşlar. Ne demek görmemiş yani? Çok uzaktan akrabalar geldi biliyorsunuz buralarda.
ta Komançilerden, Siyulardan Kızılderili. Kim beni söylenemem ya. Kızılderili. Ben pek Türkçe'ye dilim dönmesin. Tabii, ben tabii, Tatar. Kızılderililerin tabii Türkçe tabii bilmesi biraz enteresan Tatarca olur. Tatarca konuşsam olmaz mı? Olur olur olur. Sen Türkçe anlat, ben Tatarca sizin konuşayım. Sizin Komançi mi, Siyu mu Kızılderili anne? Ben Tatarım. Tatar. Oğlan evine geldik. Süsümüz, makyajımız yok dediler. Bize makyaj yaptılar. Lens mi gözler yoksa orijinal yeşil mi? Vallahi bilmem, anlamam, kendileri yaptı mı? Allah'tan nasıl yaptı? Allah'tan olsun. Şimdi sürmeni değil mi? Ya kendim, kendim mi? Tabii. Ben de makyaj zannettim. Ne de makyaj, ne o? Buyur. Buyur. Süs. Süs. İyi. Aman Tatarca konuşayım oğlum ben sana. Olur, olur, olur. Tatarca mani biliyor musun? Biliyorum da seni görünce unuttum. Biri bizi görüyor ağlıyor, birinin geçici hafıza kapı. Bizde herhalde kötü, kötü bir şey var ortada ama. Tamam, ben sırtımı döneyim hadi. Madem beni göreceğiniz. Aman iyi. Şınlap şınşı durmam, şınlasam yalmam. Şınşılara baş koşup bakıp da kalmam. Ben öyle bön bön bakarım. Tabii yani. Sen de bunda bir geldin kalipten tayıp. Angı birimize konacağım kanatın yayıp. Şu diz olur benim konmam için. Gayet müsait. Evet, evet. Konacağımız yer belli. Ninni söyle de bir hafif uyuyalım bari be anne. Dandini dandini tat oğlum, sen de biraz yat oğlum. Dandini dandini tat oğlum, sen de biraz yat oğlum. Oğlum yatsın uyusun, uyusun da büyüsün. Oğlum küçük uyusun, uyusun da büyüsün. Tamam, uyudu, rahatsız etme gayrı, uyusun. Maymun sana benzer. Benim kurbetten geldi. Uyudum, çok da rahat ettim de şu anda bir ağrı. Sürekli çapmada 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 bir şey. Ama bu nasıl dinlenmektir? Omuzum koptu. Ne maymunuymuş o? Nenni işte. Nasıl nenniymiş o? Nenni de nenni oyalı bebek. Annesi maymun, babası şebek. Uyusun da büyüsün şişe tıpası. Tıpış tıpış yürüsün eşek tıpası. Ama işte bak öyle dedim, uykun açıldı, yoksa daha uyuyacak. Öyle mi? Daha düğün devam. Düğüne değil mi buradan şimdi? Tabii. Direkt düğüne. Ama oraya geleceksin sen, baksana ne yapacağız. Ne yapacaksınız? Neler yapacağız? Az sonra. Tabii. Göreceğim. Yapma. Tabii. Şimdiden düşün. Oğlan tarafı fenaymış oğlum, kız tarafına gelse. Bilmiyorum, ben de iki arada bir derede kaldım. Ne zahmet ettiniz, ne zahmet ettiniz. Aman aman, ne zahmeti. Of of of. Neler bunlar? Bunlar Ulyak'tan aş, kızyaka. Kızyaka Ulyak'tan aş. Toy aşı. Tatarca konuşayım mı? Konuşayım da anladığım kadarıyla düğün yemeği bu. Düğün yemeği. Aş demek, bu, yemek demek. Bu ne? Helva. Pilav. Pilav. Bamya. Bamya. Yoğurt çorbası. Siz? Bilmiyorum. Kavurma. Kavurma. Ama biz iki kişiyiz topu topu. Niye bu kadar çok getirdiniz bize? Beraber aşarsınız oturup. Kızın anası aşacak. Kızın anası uyuyana aş aşama gelmez. Size getirmiyor musunuz siz bunları? Yok, bizim kızın anasına getiriyor musun? Kime? Kızın annesine. Siz ne taraflısınız? Ben oğul taraflıyım. Oğlan tarafı. Hı hı. Kız tarafına yemek mi yemek götürüyor? Yemek getiriyoruz, evet. Onların evinde yemek yok mu? Niye götürüyorsunuz? Adetimiz. Nasıl adet? Düğün yemeği. Aa, buraya gelenler ama ne yapıyorlar biliyorsunuz? Süs yaparlar biraz. İki saniye bekleyin. Kaşların karasına, kaşların karasına, kurbanım arasına, kurbanım arasına, anca sen merhem ol. Çok güzel oldu be anne. Teşekkür ederim. Abi, bence güzel oldu yani. Bu ne?
Gelenlere hediye vereceğiz. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz evde yemek yapamıyor musunuz? Yapamıyorum. Niye onlar getirir? Düğün yapmayız. Oğlan tarafı getirir. Kız tarafı düğün zamanı yapmıyor mu yemek? İzin verdik yemeğimizi. Önceki gün verdik. Bugün oğlan tarafı verecek. Sıraya mı bindiriyorsunuz? Sırayla. Peki dün siz yemek yaptınız mı oğlan tarafı olarak? Yaptık, hatırlatmadık köylüge. Onlar yapmış. Biz de yaptık. Biz de kızın arkadaşlarına, misafirlerimize yaptık. Ama düğün olacağı gün kız evinde yemek pişmez. Pişmez. Getirin. Aa, güzel işmiş. Ben kız tarafıyım. Söyleyeyim. Bir dakika, bunları niye boşaltıyorsunuz? Kapıları geri kaç gidiyor. Para canım bir kova? Oğlan tarafına söyle o zaman kalsın. Kaç para bir helke? Niye olsun, helke? Olsun, bunun için lazım işte orada. Hepsi onun lazım orada. Yani ne, yemek daha pahalı helke. Kaç kuruş şey? Kaç paralı şey? İşte. İlla istiyorsunuz ya, helkeyi. Helkeli yemişlerimizi, kaplarımızı istiyoruz. Alıp gideriz onları. Bekliyoruz burada, bir de boşaltacaklar. Boşaltacaklar. Allah Allah. Kaplarımızı bırakmayız. Kavurma, tencereyi bırakın bari, ona ne ihtiyacınız olacak? Asıl tenceremiz paraya canım, onu nasıl bırakalım şimdi? Bırakamadık. Ne olur canım, akraba oluyorsunuz burada. Bırakamadık olsun. Allah. Anca yemeklerimizi bırakıp. İyi alın hadi helkelerinizi, buyurun. Amma kıymetli helkeniz varmış be. Sağ olun. Sağ olun. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Sağ ol. Gene gelin. Eliniz boş gelmeyin. Helkeleriniz dolu gelin. Güle güle. Yiyelim, yeseydik abla. Tabii içeriye girip koyalım. Tamam, tamam. Buyurun. Hadi. Ama bunları çekmeyeceğiz. Yemek yerken artık görüntülenmek. Ne var? Kara kazanlara alışığız, özellikle köylük yerlerde. Kara kazanın içerisinde su ısınır, çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, yemek yapılır. Onu anladık da bu ne? Bu ne bu? Buyur. Köpete. Köpete. Köpek mi? Köpete. Ne? Köbete. Köbete. He, köbete. Nedir o köbete? Hamur işi. Hamur mı? Hamur işi. Hamur. Hamur, hamur. Nerede? Toprak nasıl? Pişiyor şimdi. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl pişiriyorsunuz? Orada tarif ederiz, burada pişirelim görürsün. Bu pişiyor mu şimdi? Pişiyor. Görebilir miyiz? Gör, gör. Üstündeki ne bunun? Ateş, ateş. Tezek. Tezek ateşi. Tezek ateşi. Sıcak. He. Pişeceksin mi yoksa? Piştim bile. He, bakacaksın mı? Bakalım. Yanmayasın. Yanmadı. Ha. Ha. Of. Şimdi et var. Ne var? Et. Etli kıyma, hamur. Kıyma. Of. Ha. Tadına bakacağız ama. Bakacağız. Neyle bakacağız? Yo. Siz görmeyeceksiniz. Öyle mi? Nereye götüreceğiz? Köbete. Nereye götüreceğiz? Kendimiz yiyeceğiz ama kimse görmeyecek. Aa, o saç, bu. Saç mı o? Saç. Saçın üstüne hı. Tezek. Tezek. Öyle altına pişiyor. Da tezek işte. İşte. Yeme de hı. Ne derler? Bak tadı. Yok, yeme de yanında yat. Öyle mi? Duydun mu? Hı. Ben de öyle yapayım. Yemeyeyim. Sıcak olmasın. Olsun. Yemeyeyim, yanında yatayım. Hadi. Nemli tezeyiz mi? Yok, nemliye gerek yok. Canım sen ne arıyorsun burada? İki gözüm benim. Hu. Efendim? Karnın mı acıktı senin? Evet. Gül bakayım bana bir. He. He. İyice gülçeye yap bakayım. Yani diş kalmamış. Tatlı mı yedin sen çok? Şeker mi yedin çok? Karnın acıktı öyle mi? Yedirelim sana göbete. Yedin mi daha önce göbete? Yedin mi? Ama ben göbete yemedim. Ben şimdi göbetenin gerçek göbetesini yiyeceğim. Ahanda göbete. İyi yok. Çok lezzetli bir göbeteymiş. İşte size göbete. Buyurun. Aç el. Yemeğimin elinden ellerini çek. Çek ellerinden yemeğimi. İşte size gerçek bir göbete. Yine.
kolay gelsin. Sağ ol. Oğlan evi değil mi burası? Oğlan evi. Siz oğlanın nesi oluyorsunuz? Annesi. 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 Bu? Sevgisi. Kızım. Kızınız. Kızım. Tamam, hazırlanın da arabalar hazır, gelin almaya geliyoruz. Buyur. Tamam. Buyur. Tamam. Oldu. Hadi hoşça kalın. Alo. 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 Bu. Bekle bekle. Alo. Kim bunlar? Bu kız kardeş. Kimin kız kardeşi? Gelini. Kiminle görüşüyorum? Kimin ablasısınız? Kız, sen bizim döndüğünün kızı mısın? Döndüğünün kızı mısın sen? Neydi annesi? Dürdane. Ha, Dürdane, aman hep döndü diyorum ya. Dürdane'nin kızı mısın sen? Kız, sümüklü ne zaman büyüdün sen? Dur, gelin almaya gelecekmişiz galiba, doğru mu? Doğru, doğru. Hazır mısınız? İki tane öküz kesin. Hayır, beni değil, beni değil. Bak, hep yanlış anlıyorsun. Beni değil, iki tane öküz, başka öküz keseceksiniz. Kız evi mi? Evet. Siz neci oluyorsunuz? Ameliyat oluyor. Genelde kızı almaya giderken kapıyı tutarlar, para isterler de. Bunu içeride tutacaklar. Ha, burada para istemiyor musun? Burada para İyi istemiyor. Tamam o zaman. Değil mi efendim? Aman. Bir an korktum ya. Bu kapının arkasında kim var? Emanetimizi almaya geldik. Gelinimiz var. Öyle mi? Evet. Siz neci oluyorsunuz efendim? Kayınpeder oluyor. Öyle mi efendim? Evet. Damadın yakışıklı babası. Babası. Evet. Vallahi damat mı yakışıklı? Sen mi yakışıklısın? Ben anlamadım ki bu işi benden ben. Bu ne yakışıklılık? Teşekkür ederim. Kızı alacağız. Evet. Verecekler mi? Çalalım. Emanet. Bakalım, bakalım. Emaneti almaya geldik. Ya emanet deyince de... Tabii yani. Silah teslim masası değil ki canım burası yani. Gelinim. Kapı açılmıyor ki. Sen zaten yenge değil misin elbelde? Kapı açılmıyor. Neredesiniz? Ha ha. Bir açın da yüzünüzü görelim, bir konuşalım. Camdan cama. Ne istiyorsunuz? Tamam, sen hatırına 200 olsun. Gel hele ablam hele. Sen hatırına 200 olsun. 200 ne? Milyon. 200 milyon. 200 milyon senin hatırına. Bence iyi. Hiç pazarlığa gerek yok. Öyle mi diyorsun? Ben hiç gerek yok yani. 200 deyince ben direkt şey 200 yaptım. 200 çok ya. Ya olur mu? Sen de hemen tüccarla... Yapılması gerekeni kayınpeder zaten yaptı, bu ekstrası. Onun için pazarlık. Tabii. Sen bugüne kadar kaç para harcadın? Şimdi reklam olur öyle. Ya yani reklam değil. Tam rakamı söyleme o zaman. Şununla şunun arasında da. Biraz harcadım. Yani 20 ile 30 arası mı? Evet. 30 ile 40 arası mı? 20 ile 30 arası. 20 ile 30 arası. Evet. 30 milyar para harcamış adam. Ne parası istiyorsunuz? Oğlunu harcadı. Kardeşini harcadı. Ama olsun. Birer milyardan 80 tane bilezik var onda. Sana ne oluyor? Sen kız taraflıydın. 200'e al seni. Ver hadi. Harcadıysan harcadın. Ne var? Ne olmuş yani harcadıysan? Harcayacaksın tabii. Kayınpedersin bugüne bugün. Yoksa imkanı hiç kalkışma bu işlere. Ne 200'ü? Vallahi ne olmuş yani harcadıysan? Harcayacaksın tabii. Kayınpedersin bugüne bugün. Yoksa imkanı hiç kalkışma bu işlere. Ne 200'ü? Vallahi 400. 400. Emmi mi alayım? Ben ne taraftandım? Kız taraflısın, unutma. Efendim? Kız taraflısın, unutma. Ben tabii kız tarafındandım. 400. Şoray Bey, emmi mi alayım ben? Yani biz... Gel dayı, pazarlığa çiz baktınız. Pazarlık kolay. Onları gel. Biz onu da yaparız. Gel. Öbürünü de yaparız. Sizin diyeceğiniz 400'ü de veririz. Bak o yakışıklı seni görüyoruz. Gel de bir yüzünü görelim. O 400'ü de veririz. O 800'ü de veririz. Ama zaten yapmamız gereken her şeyi yaptık. Altınını yaptık. Düğününü yaptık. Kıyafetini aldık. İşte çok güzel bugünkü gördüğünüz yemeği verdik. Ha buradan sonra ekstra ne olacak? Bacım kendine bir kıyafet alacak. Bu Konya yerinde de bundan sonrası 1 milyon liraya bir kıyafet alınır. Bundan sonrası ekstraya giriyormuş. Evet. Vay 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 bak, vay vay. Bu 100 milyon liraya da bacım kıyafetini alır. Hayır hayır. Biz sen bağlayacağız tamam. Celallenmeyin. Celallenmiyoruz zaten. Yani biz bu bir kere içeriden istenen meblağ değil. İçeriden 200 istediler. Burada 100 var. Demek istenen rakam bu değil. Alayıp. Al arkadaşlar. Bir 50 daha çıkar abicim sen.
Buyur arkadaşım, sen emri buyur. Estağfurullah. Bunu istemiyorlar ki, hep yanlış anlıyorsunuz. 200 istiyorlar içeriden. 50 istemiyorum, alayım. 200 çıkar dayım. El cebe. Çıkar 200'ü. Yok adamda ya, bu bereket parası. Sen onları ver, onları ver. Çok olur. Bu ne? Adama bereket parası kaldı. Bu ne? Bu ne? Yeter. İrem'e sakız mı alacaksın? 50, 100, 150, 170, 170, 200 yok ki burada. Bir 100 takviye çık oradan senden. Yok artık. Ya gördüm ben az önce şimdi. Yok bok değil mi? Yok. At elini cebine. Bak elini at cebine, göreceksin. Çıkar oradan. Çıkar. Yok. Çıkar. Al kardeş. Al anahtar istiyorsan, telefon istiyorsan buyur. İşe yaramaz. Cep telefonu istemiyorlar ki sizden. 200 bin istiyorlar. Alayım. Alacağım. Alayım. Sanki araba istiyorlar sizden. Arabayı da. Arabayı da alayım. Seni de yüzünü al, gözünü dorsun ben. Eyüp, hakikaten sen de pek insafsızmışsın ha. 150, 170, 180, 195 olur mu 195? Benim hatırıma 195 olur. İndirim yaptık. 5 milyon kardesin lan. Teşekkür ederim. 5 milyon kardesin. Eski parayla. Araba gitmiş, cep telefonu gitmiş, 250 milyon gitmiş. Onlar hikaye. Durun açmayın hemen. Peki bizim bu aldığımız şeyler ne oluyor? Aynen şöyle oluyor. Şimdi biz çekime devam ediyoruz ama normalde burada çekimi bitiriyoruz. Çıktın mı kayıttan Eyüp diyorum ben. Ondan sonra diyorum ki dayı sen bir araba vermiştin değil mi? Bir de cep telefonu vermiştin. Bir de dur bakalım. 150 vermiştin. Buyur dayıcım. Çekimi de böyle yapıyoruz. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kafamızı duvarlara vuruyoruz. Zaman geldi. Zaman geldi. Gidecek. Kız evden çıkacak. Başka bir hayata başlayacak. Evet. Sen bir şey söylemek ister misin kıza? Mesut olmasını istiyorum. Başka ne diyeyim? Allah hayırlı geçimleri versin. Abla mı ağlıyor orada? Peki. Ne o kız, ağlıyor musun sen? He? Hadi çıkalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetül müttakin ve la udvane illa alel zalimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Erhamer Rahimin, Habib-i Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ya Rabbi, düğünümüzü, gelinimizi, damatımızı, şu misafirlerimizi hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Allahümme cel hazel akda meymunen ve mübareken ve cel beynehüme ülfeten ve muhabbeten ve karara. Ve la tecel beynehüme fitneten ve firara. Amin ya ilahel alemin. İlahi ya Rabbel alemin. Azameti huda, kabulü dua, icabeti tekbir buyurun hep beraber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selametün ve selamün.
Cemal Enbiya'dan Nurselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. En sevdiğim bölüm, gelin arabasının önünde gitme bölümü. Konvoy bölümü. Yol müsün? Vermiyor. Düğünün en, nasıl diyeyim, kafası bulanık adamı damat mı olur? Sadık olur. Damat? Olmaz mı? Damat olmaz. Bizde bütün eziyetler Sadık'tadır. Her ne eziyet? Sadık'tadır. Ne eziyet görmüş Sadık? Allah'ını seversen. Sen hiç eziyet görmedin mi burada? Ben burada eziyet, Allah'a çok şükür görmedim. Vallahi el üstündeydik yani. Bir elimiz yağda, öbür elimiz baldaydı yani. Biz iki de aynıydı. Öyle miydi? Öyleydi. Ne eziyet görür Sadık? Bizim arkadaşlarda yapılan her türlü şeyi eziyette ilk Sadıç yapılır. Sadıçadır. Sen ama rahatsın yani. Tabii ben sadece yanında gezerim. Anne baba biraz heyecanlı gibi geldi bana. Heyecanlıdırlar. Sen? Heyecan yok. Yok mu heyecan? Bir senedir nişanlı olunca. Hazırsın yani. Evet hazırsın. Arı mı dolanıyor? Bal damlıyor. Bal. Bereket, bal damlıyor. Bereket. Şimdi eşini alacaksın. Evet. Baba ocağına getireceksin. Evet. Nasip olursa. Artık yuvanı kuracaksın. Bahtiyarlıklar diliyoruz biz sana. İki gözüm benim. Levent'ti değil mi? Evet. Alalım mı? Alalım mı? Alalım. Bu ne efendim? Bu 150 otu. Tohum. Ne otu? 150'lik otu. 150. Ha 150'lik. 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 Nazara karşı diyoruz biz bunu. Kokuma. Kokuyor, koku. Tütüsü. Nazar değmesin diye mi? He, nazar geçiyor. Bunu tütüttük mü nazarı geçiyor. Nazar değmiyor. Bu şey ne testi? Testi damat vuracak gelin. Niye kıracak? İşi rast gidecek, iyi olacak. Bazı yerde gelinler kırıyor. Hı? Gelin de kırsın. Gelin mi kırıyor, damat mı kırıyor sizde? Gelin. Damat mı kırıyor, damat, gelin damat, mi? Damat. Damat kırıyor. Hı. Alıp yere atıyor. Hı. Bu şey olabilir mi acaba? Kızım ayağına denk al, sert adamım ben. Ya bana laflarına dikkat et. Kaldır kırarım gibi bir şey olur mu? Öyle olacak. Sizin bey de kırdı mı testide? Aa, tabii tabii. Sert var. Adam mıdır? Var var. Hı hı. Bu çocuk hayatta öyle şey yapmaz. 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 Mutlu mu? Çok mülayim, çok tatlı bir çocuk. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. İnşallah. İnşallah. Siz tütsülediniz mi? O ne? Bu mikrofonla biz mutluyuz, çok memnunuz. Yani. Bizi sarmana gerek yok. Gelinle damat mı nasıl? Gelinle damat tarafı. Ayrılmasın. Ayrılmasın. Ne kadar kalacak bu güzellerimiz? Bir de ben içeriye gittim. Ben de sağlam bir hafta kalsın. Tamam, tamam öyle yapalım. Kaptırdık gidiyoruz biz. Tamam bizim işimiz bitti. Bitti bitti. Tamam bundan sonrası yok ya. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Konya turumuz devam ediyor. Sağlıcakla kalın. Hadi.
Niye ağlıyorsun şimdi? Alacak bir şey yok. Niye ağlıyorsun? Alacak bir şey yok ki. Duygulanırım ben düğünden. Hayır, gelini getirdik, düğünü bitirdik. Duygulanırım ben. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle, gitme damat çıkacak şimdi. Ne? Gitme damat çıkacak şimdi diyorum. Damat niye çıkıyor? Tamam girdiler içeri, bitmedi mi? Niye çıkacaktır azar? Niye çıkacaktılar azar? Çıkıp ne yapacaklar burada? Buyurun. Ay, beni çok çektin ama. Ne olacak efendim? Ya. Ne olacak? Gelinden damat çıkacak şimdi. Damat gelini buraya çıkaracak, süzülecek. Kim süzülüyor? Gelin süzülecek. Süzüm süzüm. Çıkıyorlar bak. Gel. Biz de ağlıyoruz arkanızdan be. Dediler ki gelin çıkacak, süzülecek. Doğru mu? Bir süzül bakalım bir. Başına kaldır azıcık diyor. Sen tarif et de öyle süzülsün. Ya tamam. Ya bir göster nasıl süzüleceğini ya. Tamam bilirim. Hani bir gel hele bir gel. Gel. Gel bir gel. Ya olsun gel. Bir gel. Bir göster ama nasıl süzüleceğini. Yok. Allah ısmarladık. Nerede benim gözyaşı teyzem? Dağlarına bahar gelmiş memleketimiz. Sadece dağlarına mı? Ovalarına, her yerine. Hatta bahar da geçti. Yaz geldi. Sesler ulaşıyor mu bilmiyorum. Kuş cıvıltıları. Böcek sesleri. Bir de bize özenmenize gerek yok. Siz de gezebilirsiniz artık. Uçaklar da ucuz. Her yere yol da var. Biz Akşehir'deyiz. Akşehir'e gelince bir de gördük ki burada kiraz da meşhur tabii de. Çilek de meşhurmuş. Çilek Akşehir'de nasıl yani? Ahan da burası bir çilek tarlası. Tabii burada olmadığınız için canlı olarak buradaki nefis kokuyu alamıyorsunuz. Efendim Akşehir ve civarı Afyon tarafına doğru, Konya tarafına doğru bir, dünyanın en önemli, en güzel kirazı yetiştirir burada. İki, burada biz her gelişimizde yeni bir şey öğreniyoruz. Çilek. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel çilekleri yine bu civarda yetişiyor. Peki nasıl yetişiyor? Soracağız, öğreneceğiz. Kime soracağız? Her zaman kime soruyorsak ona soracağız. Eyüp'e soracağız. Eyüp'cim, bu çilek nasıl yetişiyor? Ve yine her zaman olduğu gibi tıs. Hatta koskoca bir tıs. Hatta pıs. Niye? Eyüp bunu bilmiyor. Kim biliyor? Yetiştiren. Soralım. Kolay gelsin. Arkamdan bakıyor ben nasıl ne diyeyim? Ne diyeyim, ne diyeyim, nerelere gideyim? O yar camdan bakıyor ben nasıl ne diyeyim? Efendim isminizi bağışlar mısınız? Yok, fark etmez. Siz de bağışlayabilirsiniz. Anne de bağışlayabilir. Siz de bağışlayabilirsiniz. Size sormuş olalım. Ben Nuray. Nuray Hanım efendim. Bu bahçe kimin? Tarla. Annemin. Annemin? Evet. Kaç kardeşsiniz? İki. Siz ve? Erkek kardeşim. Çalışmıyor mu beyefendi? Yok çalışıyor ama çilek toplaması inşaatta. Ha, inşaatta çalışıyor. Evet, onun evliyim. Da işi, onun da işi kolay değil. Beyiniz ne iş yapıyor? O da inşaatta çalışıyor. Çakıllar dönemi yani buralar. Hep inşaatçı değil mi? İyi midir inşaatta, iyiler midir bu adamlar? Ya iyi. Beyin ne ustası? Yani inşaatta çalışıyor işte. Hayır, ev yapıyorlar. Demirci mi, tuğlacı mı, tuğlacı. Duvarcı mı, tuğlacı. Sıvacı mı, ince sıvacı mı, tuğlacı. Boyacı mı? Neci yani? Tuğlacı. Tuğlacı. Kaç yıllık evlisiniz efendim? 2,5. 2,5. Evlenmeden önce adama demedin mi? Sana varırsam ben bir daha çalışmam, bakacaksın bana diye. Yok demedim. Ve sende ne fayda? Ananın tarlası, bakacaksın, ya, çalışacaksınız tabii. Yani. Nuray, soy isminiz? Babacan. Babacan. Annenizin? Onunki Uy. Uy. Fatma Uy. Evet. Uy. Soyadı Uy yani anne. Evet. Uylardan mısınız? Evet. Uy. Fatma? Uy. Uy. Evet. Nereden geliyor bu soy isim? Eşimden. Yani. Ya.
Ya Akşehir'desin, Nasrettin Hoca'nın memleketindesin herhalde yani. Peki annesi niye uy demişler onlara? Soyadı uy işte. Yani oy diye mi sesleniyorlarmış onlar? Ne yapmışlar mı? Oradan mı geliyormuş yani? Bilmiyorum, soyadı uy işte. Burası kaç dönüm burası? Burası bir dönüm. Ne kadar zamanda yetişiyor çilek? İşte çapasını yapıyoruz. Nisan'da falan. İşte Mayıs'ta da topluyoruz. Her gün gelip topluyor musunuz böyle olmuşlarını? Yetiştiremediğimizde her gün topluyoruz. Nasıl yetiştiremediğimizde? Yani burayı bitiremiyoruz, tarlayı. Bu tarlanın sizde bir bağı var mı? Kayınpederim. Kayınpederinin? Evet. Dolayısıyla hanımefendi de kayınvalideniz oluyor. Yok, değil mi? Yok, halam oluyor kendisi. Halası mı? Kayınvalidem karşıda oturuyor. Abimin gelinleri. Allah! Şimdi adalet mi bu? Kaynana orada gölgenin altında, şemsiyenin altında oturacak. Gelin burada güneşin altında pişecek ve çilek toplayacak. Hak mıdır bu şimdi? Vallahi o da çocuklara bakıyor. Siz çocuklara bakın, o toplasın. Çocuk bakmak daha zor. Vallahi. Vallahi. Tarlayı mı tercih ediyorsunuz? Evet. Ne diyeyim, tercihsiz. Öyle. Çarşıya vardım, erikten aldım, yarın haberini. Sizin isminiz efendim? Hadi bana uzun. Fadime Ana uzun. Fadime Ana. Fadim? Fadime Ana. Fadime Ana. Evet. Adınız Fadime Ana mı? Evet. Yaş kaç yine Fadime Ana diyorlar size? Yaşım 23. 23 yaşında Fadime Ana. Öyle mi koymuşlar? Önceden ismini? Yani benim babamın babaannesinin ismiymiş. Onu bana koymuşlar. Fadime Ana. Evet. Soy ismi ne buyurmuştunuz? Uzun. Ben soy ismine şaşırdım zaten, isme değil. Kız! Sen yani... Naim amcamlardan mısın? Eşim ilk soyadı da Uzun. Yani eşimden geçme. Önceki kızlık soyadım danışmandı. Adı ne boyu, beynin? İzzet Uzun. İzzet. İzzet bizim kimlerden acaba? Akşehirliyiz de. Birebir soy ismini de tutarım mı ya? Kolaylıklar diliyoruz. Oo, buyurun. Buyurduk. İsminiz? Döndü Uzun. Döndü? Uzun. Ah benim anacığım, sen neredesin ya? Ya ne geliyorsunuz ne gidiyorsunuz, biz de gidip gelemiyoruz. Ya. Bütün memleketteki akrabalarımızı buluyoruz. Hatta yeni bir kampanyamız başlayacak. Uzunlar toplaşın. Bu çilek tarlasının diğer çilek tarlasıyla farkı ne? Laylonun uçuyor olduğu için erken eriyor. Erken? Eriyor. Çapalaması olmuyor, ot alıyoruz. Tozu toprağı olmuyor. Tabii, çamur olmuyor. Peki biz iyi çileği nasıl seçeceğiz? Gittik manava, pazara. Nasıl anlaşılır iyi çilek? İyi çilek görünümü güzel olur işte. Yerken yedin mi bilin tadını? Görünüşte bilemezsin. Yedirmiyorlar çoğu yerde, hem de kapalı oluyor. Vallahi işte yerini öğreneceksin. Buranın çileği iyi olur. Biz yerini öğreneceğiz. O yar uzun boylu, ben cüce kaldım. Nideyim, nideyim. Hayat böyle. Eyüp kardeş. Kimi kamyonetle getirir, kimi kendince kamyonetle getirir. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, çilek toplarız. Çilek topladınız. Hı, toplamaya gidiyoruz. Gidiyorsunuz mu? Hı, gidiyoruz. Ha, daha toplamadınız. Hı, toplamadık, toplamaya gidiyoruz. Peki bu arkadaşın rolü ne bu işte? Bu mu toplayacak? Bu taşıyıcı Mertem. Taşıyıcı. Taşıyıp getirip burada satacak mısınız? Hı, satacağız. Nerede bahçe, uzak mı? Yakın. Öyle mi? Hı. Niye binmiyorsunuz sırtına? Kıyamıyor musunuz? Kıyması değil de düşer sülem diye onun için binmiyoruz. Düşersin diye. Hı, düşer. Hayvana acıdığından değil. Hayır, hadi. Hayvanda yatan oğlan loy 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 kibar ya. Gömleği keten oğlan loy 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 salım ya. Kolay gelsin. Anne ver onu, ben taşıyayım. Anne. Ben taşıyayım onu. Bırak ben taşıyayım. Bir de çıkın ver mi ya? Anne ben taşıyayım onu. Ağır değil mi o? Ağır değil mi o anne? Ağır olsun, götüreceğin yerine. Ver taşıyayım ben, iki büklüm olmuşsun anne. Ne olsun ne olsun. Uzak mı evin? Evime horla verdim.
Tamam götüreyim oraya kadar. Hadi vergi taşıyayım onu. Anne ben 39 yaşındayım, bunu taşırken zorlanıyorum. Sen 70 yaşında nasıl taşıyorsun bunu? Ama ne yapacaksın, yalnız bir adamım. Yok mu kimin kimsen? Bir oğlum var, büyüttüm. Büyüttün? Bakmaz, ayrıldı. İşte kendim bir bahçem var, ekip dikiyorum. Tek başına? Hı. Bunu diktim. Dede rahmetli mi oldu? Hı, o göttü. O çocuklarını halka yordular. Dayım kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Nasılsın? İyiyiz. Nereden geliyorsun böyle? Çilek verip geliriz. Çilek mi verdin? Evet. Biz de çilek vereceğiz annenin çileklerini. Öyle mi? He. Kaçtan gidiyor çilek? Çilek 750. 750. Anne 750'den gidiyormuş, olur mu? Şimdi... 750'den gidiyormuş. Tabii gidecek. İyi. Sana uyarsa tamam. Sen kaç kilo bıraktın? Ben 30 kilo bıraktım. Zorlanmadın taşırken herhalde. Evet, zorlanıyor ya. Nasıl zorlanıyor? Merkep mi zorlanıyor? Merkep de deşirmesi zorlanıyor ya. Toplarken sen zorluyorsun da. Tabii. Sonra taşırken arkadaş maşallah iyi yardımcı sana. Annenin yokmuş bir tane eşeği dedi. Ne zamandır eşeğim yok dedi. Bunu, ben de dedi, he. Ben yok eşeğim. Var var. He? Var. Var mı? Hem de konuşan eşek. Yok ya. Bak işte. Bak ya. Hani ya. Ya beğenmedin mi boz eşeği bizim boz eşeği? Beğenmedim. Dur tabii ben konuştuğum için sana şey geldi. Selamünaleyküm. Çileğimiz var, alıyor musun? Alıyoruz. İyi. Tartalım da bir. Ne alacağız, ne vereceğiz bir bilelim ustacığım benim ya. Hadi. 750 bin liraya alıyoruz. Alıyoruz. Kaça satıyoruz? 850'ye satıyoruz. Bir şey değil ki bu, normal. Yeter, Allah bereket versin. Allah bereketini ziyade kılsın da biz niye 3'e falan yiyoruz, 2,5'a 3'e? 3'e siz aracılar kazanıyor bu işte. Sen de aracısın. Ben aracı değilim, biz toplama merkeziyiz burası. 100 liraya riski var bunun, bunu bize almadı bitti bu. Almazsa zarar. Biz elimizde kalır bu. Dünyada da popüler. İngilizler yiyor bu çile. İngilizler? İngiliz, Alman, Belçika. Vay be, kraliçenin yediği şeyi çekmiştik biz. Neydi o? Kirazı yemiştik. David Beckham'ın yediği kirazı çekmiştik. Şimdi yine İngiltere'de krallara layık çileğimizi, efendim sizin adınıza tabii, tüm yurdun insanı adına. Kardeşim bu dünyanın ağız tadını en iyi bilen millet İngiliz midir? Bizde yetişen ne kadar güzel, lezzetli şey varsa hepsini başta İngilizler alıyor. Bunun farkı ne? Bu niye sapsız, bu niye saplı? Şimdi bu şoklamaya gidiyor. Bu şoklamak için bunların sapını almak gerekiyor. Yani sapsız olarak şoklanıyor. Bunu vatandaşımız çöplü deriz. Çöplü niye? Saplı, sapsız deriz. Yani bunu alamadığı için bunu iç piyasada tüketiyoruz. Bunu da fabrikaya gönderiyoruz. Bu şoklanıp gidiyor. Evet. Bunu da 24 saat içerisinde biz tüketiyoruz. Evet, bunda şey de var yani... Soluk diyoruz biz. Yani bunun suyunu sıkıp meyve suyu olarak da kullanıyorlar, saplı olanın. Çileğin faydası ne? Çileğin faydası böbreklerde taş koymaz. Kanı ne diyelim, durultur mu diyelim, yani kanı şey yapar. Çok güzel bir meyve. İnsan sağlığına yararlı. Bir de şey derler, çikolata ve çilek yediği zaman insan kendini mutlu hissedermiş derler. Evet, doğru. Bakacağız, test edeceğiz. Sabah köründe kalkmışız 5'te. Geçmişiz yollara, uykusuz, çoluğu çocuğu bırakmışız, gelmişiz. Gelsene bir. Asma izni ya, ne bu ya? Ne derdin mi? İp kafanı dişmiş. Ne? Oracığım, naber? Ne? Ne diyorsun? Nasılsın arkadaşım? He? Nasılsın, iyi misin? Arkadaş mı olduk şimdi? Ayıp ediyorum ben. Arkadaş mı olduk şimdi? Yesene bir tane. Ne yiyeceğim bir tane? Hemen yemen yerim lazım. Yerim, sana mı soracağım, ne yiyeceğim? Lazım. Ne yiyeceğim? İyi, bak. Bırak Allah'ını seversen. 5'te kalkmışsın zaten. Bırakmışsın çalı çocuğu da. Ya Eyüp. Ya. Gelsene. Görünmüyorum. Nasılsın? Bugün çok yakışıklısın be. Ya Eyüp, paraya pula ihtiyacın var mı senin ya?
Hadi ya. Kaç para ihtiyacın var ya? 10.000 dolar ver ya. 10.000 dolara mı? 10.000 dolar mı? Dalga mı geçiyorsun sen? 10.000 doları kim kaybetmiş biz bulamıyor? Tamam mı diyorsun sen? 10.000 doları hiç saymadın sen bir arada. Çek miyim ben? Kaç para ihtiyacın var ya? 20 bin dolar. Yarın elinde. Yarın. Konya turumuz devam ediyor ama Mevlana misali. Döne. Çakıllardayız. Buraya niye çakıllar demişler? Bir kere bu köyde çalışanların, bu beldede çalışanların hemen hepsi inşaat ustası. Ayrıca sağa sola baktığınızda her taraf taş. Diğer adıyla çakıl. Bunların burada ne işi var? Tarlalar çakıllıkmış efendim, taşlıkmış. Ahali onları almış, yol yapmış ve kendisine tarla açmış. Buranın insanı, kelimenin tam anlamıyla ekmeğini taştan çıkartıyor. Ekmek deyince öğle vakti ne olur? Köylük yere gelirsiniz, bir teyzenin yanına oturursunuz. Önünde hoş bulduk, hamur açılmaktadır. Bu da demektir ki kısa bir süre sonra, 15-20 dakika sonra karnınız doyacak. Bu bize has bir şey mi? Değil. Kim gelirse gelsin, karnını burada doyurması mümkün. Buraya çakıllar, aman tabii çakıllardan önce başka bir adı var mıymış buranın? Evet. Neymiş? Çakırlarmış. Çakırlar. Sonra sizi çakıllara... görünce yok burada çakırlar yok. Çakırlar var mı demişler? Evet, çakıllara çevirmişler çakırlardan. Çakır gözlü müymüş buranın insanlar evet. O zamanlarki? Herhalde artık ismi orada bir de taştan da geliyor. Taşların birikmiş haline çakıl deniyor. Oradan da... Bak şimdi. Evet. Evet, sosyal bilgiler ikinci sınıf talebesi olan bizler. İsminiz? İsminiz efendim? Fadime Kurt. Fadime Hanım, buralısınız siz. Evet. Hamur yoğuruyorsunuz. Hamur mayalı mı, mayasız mı? Mayalı. Ben söyleyeyim, mayalı. Mayalı. Hatta tam tutmak üzere mi şimdi? Evet. Şimdi. Bu hamur nasıl mayalanıyor? Bu hamuru patates hazırlıyoruz. Buyur. Patates hazırlıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz. Onu maya, un birlikte karıyoruz. Patates mi var bunun evet, içinde? Evet, patates var, süzülmüş, iyice ezilmiş halde. Onu maya, un karıştırıyoruz, bekletiyoruz 2 saat. Kabarınca böyle melersi diyoruz biz bunlara, yuvarlak hale getiriyoruz. Teyzem neniz oluyor sizin? Teyzem oluyor. Hakikaten mi? Evet. Teyze dedik, teyze oldu. Evet, teyze. Hafif bir kaynana durumları var da. Yo, teyze. Ah, elleri hamurlu annem benim. Bu... Ay, kolay gelsin. Sağ olun. Anneciğim nasılsınız? İyiyim. Verin o mübarek unlu ellerinizi öpeyim. Tamam. Ben mübarek unlu elini öpeyim. Kirli değil. Mis gibi hamur. Mis gibi hamur kokuyor. İsminiz? Naciye Yiğit. Naciye. Evet. Doğma büyüme mi buralısınız? Evet. Ben buralardan olduğumu biliyor muydunuz siz? Bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz mu? Evet. Siz buralara nereden gelmişsiniz? Biliyorsunuz mu? Biliyoruz tabii. Doğuşumuz burası. Anne baba. Burada doğduk. Burada büyüdük. Olur mu? Olur. Orta Asya'dan gelmişsiniz siz buraya. Beraber gelmişiz. Sonra sizin akrabalarınızın bazıları Rusçuk sancağına gitmiş. Evet. Ben onlardan. Evet. Sen tanımıyor musun Ahmet'in torunu? Tanımıyorum. İyi bak. Dur bir yan yana duralım bak benzerliğimizi görecekler. Aramızda teyzemle aşağı yukarı bir 150-200 senelik bir bağ var. 200 sene önce biz teyzemgillerden kopmuşuz. Kısmet bugüne imiş. Benziyoruz mu? Benziyorsun ya. Benzerim. Vallahi benziyorum. Vallahi buranın insanına ben benzerim. Gerçekten benziyorsun. Haliniz, keyfiniz nasıl efendim? Çok iyi. Bundan iyisi can sağlığı. Ne yapıyorsunuz? Neyle geçiniyorsunuz? Vallahi buğday, nohut, çilek, kireç, pişne. Tarlaların hepsi taşlıymış. Evet, onlar taşlı. Hepsinin taşını kenara mı çektiniz? Evet, bir de elimizi de çektik evvel. El arabası dahi yoktu. Kendi ellerini. Tabii, de. Elimizi de çektik tezginelerle böyle. Öyle yerler görüyoruz ki biz Anadolu'yu gezerken. Her taraf ova geniş, hiç taş maş yok. Biz buralar rahmetlik babamla bu taşları falan elimizle toparladık buralara. Ki tarla açtınız kendinize. Tabii. Bu ceviz ağaçlarını biz babam rahmetlik cevizin dikmeyle böyle yetiştirdik. Her tarafından da sular akıyor bazı yerlerde. Sonra diyorlar ki biz acız. Ya nasıl açsın? Aç olması gerekenler bu taşlı tarla. İstanbul'daki taşlı tarladır insanlar. Taşları kenara almışlar, tarla açmışlar. Peki nasıl yapmışlar onu da annemize bir soralım. Sağ ol, ben burada olsun, kızım. Annem benim. Anneniz mi? Annem. Anne, kızım o. Meyalet bir torun. Nasılsın anneciğim? Allah'a şükür.
Allah'a şükür olmuyor. Kendi kendimi taşınıyorum. Vallahi maşallah. Yaşlıyım. Ayaktasın. Ayaktayım. Sağlığın saatin yerinde. Kendi işini şükür. Kendin görüyorsun. Şükür şükür yavrum. Daha ne olsun be anneciğim? Ya ne olacak işte. Yeter bu kadar. Yeter artar yeter, bile. Yeter. Allah sağlık saat versin. Sıhhat versin. Çok bile. Yok çok bile ha, değil. Ha, olur mu öyle? Çok bile olacak, olur mu? Olacak. Yaş kaç sizin? 80. 80. Yani, kaç çocuk var sizin? 6 elini öper. Benim elimi ne öpecek? Teyze benim annem yaşında. Annem yaşında. Ya, torunların torun, çocukları öper. Torunlar öpsün, öpsün, torunlar öpsün yavrum. Gelinler bakıyor mu sana? Bakar ben Allah'a şükür. Çamaşırını yıkar mı? Yıkar, yıkar. Saçını tarıyorlar mı? Tararlar. Her işimi görüverirler. Kına yakıyorlar mı saçına? Kına var, yakmadık. Niye kına yakmıyorsunuz falan yoktu. Ayşe'nin saçına kına? Efendim? Çilek su çapalı arkasına gelmedi. Yakmadık. Suçluyuz. Cezalıyız anneme. Aşk olsun canım. Ne cezası ne suçu. İyi mi gidin kına. Gelinlere? Sert midir anne? Değil. Öyle değil mi? Değil. Üç gelin var değil. Sert değil. İçeride mi pişiyor bunlar? İçeride mi? Kardeş 15 dakika içerisinde karnını doyuracağımıza söz vermiştik sen. Buyur teyze. Gelin içeride mi? Gelin içeride. Çağır gelsin. Gelin içeride. Çağır gelsin. Hacer gel kız. Ne? Ne demek gelemem burada pişirici? Kaynanan çağırıyor seni Hacer Hanım. Bizim oralarda buralar aslında ama. Kaynana çağırdı mı iki elin kanda olsa gelinir. Ne demek pişirici? Ne pişirici? Hiçbir şey kayınvalideden daha... Ana Hacer Hanım, biz gelin bekliyorduk, bayağı bizim anamız geldi. Hacer Hanım, nasılsınız? Şükür, iyiyiz. Allah iyilik versin. Bu ne, sizin diliniz uzamış kaynananıza karşı? Uzamadı. Öyle mi? Ona saygımız sonsuz. Nerede saygı sonsuz? Hacer gel kızım dedi. Ama ekmek ver yanar tandırda. Soralım, eğer yansın derse yanacak, hiç kusura bakmayın. Tamam. Gerekirse biz de aç kalacağız ama. Diyor ki... Gelemem diyor. Ekmekler tandırda yanacak diyor. Gelir lan. Gelir. O sözümü tutar. Gelir lan dedi bana. Gelsin lan dedi. Değil mi? Sözümü tutar. Şu da onun gelini. Bir gelin siz de. Siz o de da gelin. Onun gelini işte. Buyurun yanımıza gelin. Üç kuşak bir arada. Büyük kaynana. Büyük kaynana. Gelini. Ortanca gelin. Onun gelini. Ahmet amca hiç ütü yaptırdın mı? Yaptırmadım. Çamaşır yıkattın mı? Yaptırmadım. Ütü falan adet değildi o zaman. Ütü yoktu. E rahat zamanlarmış. Ütü yok ne güzel. Ütü yok. Çamaşırda elimizle yıkardık. Çeşme var mıydı? Çeşme de yoktu. Duşadan getirdik. Tulumba mı vardı? Duşadan getirdik. Çok akarsudan getirirdik. Bidonlarla? Bidonla. Destilerle duşadan bidon da yok o zaman. Yok bidon da yok. Beygirlerle mi, eşeklerle mi, atlarla yo, mı? Yok, elimizle. Elimizle getirdik. Şimdiki hanımlar biraz şanslı o zaman. Şanslı mı? Çadırında, evinde ve içeride. Evin içerisinde evinde. Musluk dedikleri bir şey var. Onu var. Bir çeviriyorlar, ondan gürül gürül su akıyor. Su akar. Kimse su mu taşımıyor artık? Dışarıdan gelmesin, de evde sular. Bir de bir makine var, atıyorsun içine çamaşırları, düğmesine bakıyorsun, kendi kendine... Kendine yükleyiyorum. Siz erken mi doğmuşsunuz biraz? Biz erken doğmuşuz. Biz erkek adamız. Bunlar şimdiki adamlar yaşarıcık. Ne yapıcık? Yaşar. Ha yaşıyorlar yaşıyorum, yani. Yaşıyorum. Şanslılar yani. Şansı var mı şimdiki adamların? Bu arada kokular dayanılmaz bir hal aldı. Eyvallah kusura bakma. Allah kabul etsin. İnşallah. Allah sizlere de nasip etsin. Amin inşallah. Ben Allah giriyorum içeri. Dayanamıyorum. Kokuyor ağzım. Kolay gelsin. Nasılsınız? Terlemişsiniz acık. Terliyoruz işte sıcak tandır başında. Fırının başında biraz evet. Terleyeceğiz. İsminiz efendim? Esma Uysal. Ne işler var burada? Buranın çileği meşhur benim bildiğim kadarıyla. Çilek çapası yapıyoruz işte. Çilek topluyoruz zamanı geldiğinde. Kiraz, vişne hepsi var. Bu neli yapıyorsunuz bunu? Gördüğüm kadarıyla domates var. Soğan böreği deriz. Soğan böreği. Evet. Maydanoz var, domates var, soğan, evet. Biber. Kıyması var. Kıyma da mı var? Var. Esma Hanım'ın nesi oluyorsunuz siz? Ablam o benim. Ablanız. Yok be Esma abla be aman. Benzemiyor. Yandan acık kilolu görmüşüm ben seni. Çok kilolu. Böyle cepheden bakınca o kadar kilo değil. Gençliğinde de böyle
İri yarı. İri miydi? Enişte iyi mi? Enişte de aynı. Enişte de. Hani öyle eniştenin ebadı daha ufaksa değil, Esma değil. Abla affedersin elimi kaldırdı mı enişte bir durur. Hırsar ama. Değil, enişte de iri. Enişte de iri olunca yapacak bir şey yok. Bu çevirgeç. Çevirgeç. Evet. Adı bu. Evet. Parayla mı satıyorlar bunu buralar? Aa. Çevirgeç. Parayla satıyorlar. Tabii. Bunu ben yaparım size. Yok mu tahta mahta bir şeyler? Tamam yapı be. İş bitince yapıver. İş bitince yapıveririz. Bu yapması mı zor, pişirmesi mi zor? İkisi de zor. Pişirmesi zor. Ateşin başında biraz yanıyoruz. Bunu yakmadan nasıl pişireceğiz biz? Ben yapamadım ya. Göstermesin. Bir de çevirgeç yapıvereceğim. Olur olur bu olur. Bir şey olur. Yakıyorum galiba acıktan. Ne yakıyorsunuz yakacak olarak? Salat, gazel. Buyur. Şunlar çamın inne pürüsü. Kozalak. Tamam. Evet onlarla pişiriyoruz. Bu saman. Saman. Bildiğimiz saman. Evet, bildiğimiz. Bunu dağdan sırtımızla getiririz. Saman şu. Şimdi tak motorla gelir ya, evvel sırtımıza sarınıp getirdik biz bunu dağlardan. Sırtınızla mı? Tabii, böyle toplar, çuvallara, döşeklere basar, sırtımızla getiririz yayladan. Zıkkım yesin o adamlar. Niye? Nasıl niye? Yesinler bayağı da. Zıkkım yesinler. Bu ne be? Ben bunu sırtımla getirdim işte. Oo, sırtınla döşek sen yakacak şey... Döşek dışarıda duruyor. Sırtınla bunu getir. Ateşi yak, başında piş, hamuru yap. Ne o adam yemek yiyecek? Yiyecek işte. Zıkkım, tövbe tövbe. Gerekli iltifat ediyorlar mı bari ellerinize? Sağlık çok güzel olmuş diyorlar mı? Kocalarımız da işte. Diyorlar mı yani? Derler. Ne bileyim, şimdi o da iyi şartlar. Bir de sağ ol dersin, biter gider yani, olmaz yani. Demek ki neymiş? Eşlerimizin kıymetini biraz bileceğiz. Bileceğiz. Biliyor mu sizinki? Bilir. Vallahi mı? Vallahi. Efendim şimdi sizin seyretmeyeceğiniz bölüme geldi sıra. Biz kayıttan çıkacağız ve bunları afiyetle yiyeceğiz. Siz de her zaman gördüğünüz yerde bana söylediğiniz şeyi artık söyleyemeyeceksiniz. Oturuyan teyzelerle orada götürüyor hamurları, bu adama da bir şey yedirmiyorsun. Yok, önce Eyüp yiyecek, sonra ben de siz göremeyeceksiniz. Ben pamuk Çukurova'da yetişir. Ana vatanı da Adana'dır diye biliyordum ama bizim iki memlekette de yetişiyor maşallah. Demek Akşehir'de de böyle pamuk yetişiyor. Peki Akşehir'de pamuğun işi ne? Şu abilere bir soralım. Kolay gelsin. Oğlum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ya bu pamuğun ne işi var Akşehir'de? Bu pamuk değil. Haşhaş. Buyur. Haşhaş. Öyle mi ya? Bas beyaz pamuk. Görmüyor musun? Ben beyaz pamuk tarası. Sizi kandırmışlar senelerdir. Haşhaş değil. Olur mu ya haşhaş? Pamuk mu ya? Biz bunu yeni görmüyoruz. Haşhaş değil. Pamuk değil bu. Olur mu ya? yani olabilir canım. Bilmemek ayıp bir şey değil. Çok gezen biri çok okuyor. Geziyoruz, gördük. Bu pamuk, pamuk burası. Siz de çok görmüşsünüzdür. Bu haşhaş. Evet. Çukurova'da da çok görüyoruz. Pamuk bu. Pamuk tarlası bu. Doğru. Bize göre bu da pamuk sayılır. Bizim hasatımızda bu olduğu için Çukurova'nın pamuğu bizim de haşhaşımız. Haşhaş mı bu hakikaten? Haşhaş. Ciddi mi? Cidden haşhaş. Hani nerede bunun kuru şeyi? Topluyorduk tıkır tıkır. Bunu, şunlar bak. Bu mu o? Evet. Hiç evet, olmamış oldu. Bunun. Daha tam tabi bir zaman geçmesi lazım. Bak bunlar büyüyecek. Daha bir ay. Daha biraz daha şey oldu mu böyle şey gibi olur. Bir ay. Zor mudur haşhaş yetiştirmek? Bayağı zor. Girdileri fazla. Mazot, gübre, emeği fazla. Ne zaman ekilir bu? Para ekmiyor. Bunu Mart ayında şey olduktan sonra ekilir. Hasatı ne zaman? Hasatı bundan işte bir ay sonra falan olur. Peki biz bunu böyle haşhaşı koyuyor böyle anneler eziyorlar. Evet. Dübekte tak tak tak. Ondan sonra koyuyorlar böyle. Çöreklerin içine haşhaşlı çörek çok da güzel oluyor da. Çok da güzel oluyor. İlaç sanayinde kullanılıyor ben yanlış bilmiyorsam. Boya sanayinde kullanılıyor. İlaç sanayinde kullanılıyor. Bunun kabuğu şey yapıyor. Alkalit fabrikası var Bolvadin'de. Orada işleniyor.
Her şey bir nimet yani. Her, şeyi, her şeyi kullanıyoruz. Şeyini yakacak olarak tandırda ekmek yapmak için yufka... Hiçbir şey zayi olmuyor yani. Zayi olmaz. Bizde telef yok, şey yok yani, israf yok. Ne mübarek bir... Maşallah çok ne bereketli bir şeymiş bu. Her şeyi bereket. Peki haşhaş neye iyi gelir? Haşhaşlı çöreği yedik usta. Vallahi her türlü şeye faydalı. Bir defa yani mideyi yumuşak tutar. Daha önce bizim büyüklerimiz normal rafinerayı yağ yemezlerdi. Haşhaş yağı mı? Haşhaş yağı yerlerdi. Bunu haşhaş ocaklarında kavrulur. Daha sonra presle yağı çıkarılır. Onu yerlerdi ve çoğu doktoru görmeden ölmüştür yani. Hem de 90-100. Evet. Var mı haşhaş yağı? Yapıyorsunuz mu? Yapıyorlar. Gel bakalım ya. Uzun yaşamanın sırrını biz keşfettik. Bakalım şu haşhaş yağını İstanbul'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.